Efendim Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Haftanın 3. işlem günündeyiz ve her çarşamba olduğu gibi birazdan stratejist Ahmet Mergen bizlere eşlik edecek. Ama hemen TL varlıklara bakalım. Bu haftanın genelinde haftaya başlarken aslında riskli varlıklar pozitif bir başlangıç yaptı. Haftanın 3. işlem günü çarşamba günleri bu pozitif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul yeniden 1500 seviyesinin üzerine çıktı dün ve 1519 puan seviyesindeyiz. Şu an itibariyle 1526 puan seviyesini gördük. Yukarıda en yüksek. İşlem hacmine baktığımızda 15 milyarın üzerinde hacim var. Bugün özellikle bankaları konuşuyoruz. Neden? Hem hacimde de ilk sırada Garanti Bankası, ardından Koza Altın var. Hem de bankacılık endeksi aslında BIST 100 endeksinde sırtlıyor. %2'ye yakın bir pozitif görünüm var bankacılık endeksinde. Dün bildiğiniz gibi aslında Akbank'ın bilançosunu takip ettik. Seans kapandıktan sonra beklentilerin üzerinde oldukça pozitif bir bilanço getirdi Akbank ve bugün de sabah birçok kuruluş Akbank için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmiş oldu. Diğer taraftan baktığımızda sanayi endeksi %0,34 artı seyrederken holding endeksi dün endeksi sırtlamıştı. Bu sabah açılış itibariyle de en pozitif görünüm holding endeksindeydi. Şu anda %0,56'lık yükseliş var holding endeksinde. Yine aynı şekilde ulaştırmada %0,80'in üzerinde pozitif seyrediyor. Diğer taraftan gözler dolar Türk lirasında. Birazdan grafiğine bakıyor olacağız ama şu an 7,15 seviyesindeyiz. Bir miktar aslında pozitif bir görüntünün olduğunu ve şu an devam ettiğini söyleyebiliriz. Bize yurt dışı da eşlik ediyor. Hem Avrupa borsaları hem Asya kapanışı hem de ABD vadeliler pozitif bir görünüm içerisinde. Korku endeksinde geri çekilme var. 35'li seviyelere kadar çıkmıştık. 25,5'lara kadar düştük ve bununla birlikte CDS'lerimizde uzun bir aradan sonra tekrardan 300 bas puanın altını görmüş oldu. Evet, haftanın 3. işlem gününde hemen bu detayları konuşmak üzere stratejist Ahmet Mergen, yani Bay Tekne'ye dönüyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor vaziyetler? İyi gidiyor hocam. Şöyle baktığımızda işte kur aşağıda, borsa yukarıda, CDS'ler düşüyor, korku endeksi düşüyor. Geçen hafta ile bu haftanın alakası yok. İşte borsada böyle bir yer zaten. Her şeye hazırlıklı evet. Olmak lazım. Yani neydi o? Tatlı cadı mıydı? Böyle sihirli değneği olan. Aynen. Borsayı da böyle. Kurma oynatıyordu böyle. İşler değişiyordu. İşte Walt Disney'in filmlerinde var. Pamuk Prenses miydi öyle? Elinde bir tane sihirli sopası olan melek vardı. Dolanır durur. Her şeyi bir anda anında pozitife döndürür. burada da fiyatlar işte geçen hafta 5 gün arka arkaya düşüşler filan. Sonra sert 7000 puan aşağıya. Oradan tekrar 2500-3000 puan. Arkasından bir daha falan bu hafta. Gene bir toparlanma süreci var. 50 günlük ortalama fiyatı tuttu. Tuttu. Aşağıya ama, inmesine ama bir aması var hocam işte. Yani her ne kadar böyle 20 ve 8 günün üzerine çıktı desek de BIST 100 endeksi çıkamayan bir taraf var. O da Viyop. Mesela şu an yine eksiye geçti Viyop. Viyop sıkıntılı. Yani gözümüz bir yandan da Viyop'ta. Tek yani bu taraf orada. Da zaten saatlikte biraz sıkıntılı gibi ama hani 20 günlük ortalamanın üzerine çıktı diye alınacaksa yukarıya gidiş 158 bine doğru. O zaman 20 günlük ortalamanın altına yeniden stopu koymak lazım. Doğru. Yani buralarda 2-3 bin puanlık bir kaybı göze alarak almak lazım eğer alınacaksa bir şeyler. yukarı yönde hareketin devamı için hep artık vallahi benim dilimde tüy bitti, tüy de bitmedi, yara oldu galiba. İşte bayağı da acıtıyor, limonlu falan filan bir şey yerken, sıcak çorba içerken darmaduman ediyor beni. Dişlerle de problem yaşandı zaten. Hayırlı işler bana. Ama işte ağrı kesiciydi, şuydu buydu derken idare ediyoruz vaziyeti. Aşağı tarafta bunlar geçici ağrı. Borsadaki ağrı daha fazla şey ister. Yani iki tane hap içince olmuyor. Öyle büyük kayıplar çok zarar verdiği zaman bayağı etkiliyor insanların psikolojisini. Yani yukarı gitmesi için ne lazım? Banka, Tüpraş, Petkim, holdingler, arkasından yani bir Arçelik 38 liraya gidince borsa gitmiyor yukarıya. Bütün borsa gitmiş olmuyor. Allah'tan Ford falan filan yani otomotiv sektörü biraz toparlandı da uçtu bazı kağıtlar.
Yani yan kağıtların dışında diğerleri de biraz katıldı. Ama baktığın zaman bazı kağıtlar ticari. Hala orada sürünüyor. Niye? Amerika'da da iş görüyor da ondan. Burada kopartıp götüremiyorlar. Ha, revize ediyorlar hep. 23'e revize ettik. Yok şuna revize ettik. Abi geçin bu revize işlerini falan ya. Akbank 7 lira kaç kuruştu? 60 mıydı? Daha bir hafta önce. Hop 6.24. Ne oldu? Bugün bilanço gelmiş. Dün geldi diyorsun değil mi? Dün akşam. İyi geldi. Peki niye düşüyor? Hop tekrar fiyatlar revize ediliyor yukarıya. Yani grafikte zaten neyin revize edildiği, neyin revize edilmeyeceği belli. Zaman meselesi. Yani, projeksiyon istiyorsan, Ford 200'ün üstü, Tüpraş 150'nin üstü, ben sana revize edeyim. Yani plançoya da bakma. Zaten bunlar bu tip kağıtlar gitmiyorsa bırak bu işi. Ülkenin ekonomisini bırak ya. Yani. Şişe 10 liranın üstü. Tofaş 50'nin üstü. Buralara kadar gelmiş kağıdı 30 liranın üzerinde alırlar. Zaten almıyorlarsa bunlar gitmiyorsa petki. 6 lira fiyat üstü. Hedefi bu. E hocam zaman işte zaten o 1 milyon dolarlık sorunun cevabı o. Ne zaman? Ama onu bilmek de o kadar kolay değil. Yani bu benim elimde olan bir şey değil. Benim bakkal dükkanım değil burası. Ben bir vatandaşım. Bakıyorum ülkenin ileriye doğru gitmesi 750 milyar dolarlık bir ekonomiden 1 trilyon, 1,5 trilyon dolara gidecek bir ekonomiyi yaratacak olan, o kararları alacak olan ben değilim ki. Ekonomi buralara doğru gidecekse bu fiyatlar da buralarda kalmaz. Yukarı gider. Şu anda da 50 aylık ortalama. Nerede kardeşim? Geldi oraya. 21.471'in orada endeks. Yeşil renkli ortalama 50 aylık ortalama. Hocam yani tabii biz 1560'ların üzerine çıktığımızda buraya gelmiştik ama şu an şöyle bir durum oldu. Yani kur aşağıya çekilince biz yine 1567'de nereye gelsek işte 1560'ın üzerinde dolar bazlı yine aynı yere geldik. O meşhur 210 dolar seviyesine. Ama yani bu işte böyle. Kadar da kolay bir iş değil tabii yani. Bu iş o kadar kolay olsa kimse fırıncı dükkanında çalışmaz. Kimse senin sütünü ortaya koymaz, sağmaz. Kimse senin sütünü bakkala getirmez, bakkal dükkanını açmaz, gazeteci gazete dağıtmaz. Herkesin bir görevi var hayatta. Her şey burada bu kadar kolay olsa herkes buraya gelir. Geldi zaten. Kolay olduğunu yakında görürler. Uzun vadeli tutarlarsa kazanırlar. Ama aldı verdi, verdi aldı falan filan. O kadar kolay iş değil kardeşim. 20 sene sonra hala zorlanabilirsin. Neyin ne olduğu belli değil. Her an her yerden yağmur gibi yani üzerine kurşun yağıyor diye düşün yani. Her an her tarafta yaralanabilirsin. Böyle bir yer burası yeri geldiğinde. Ha, tahtaları sen kontrol edersin. Eyvallah. Yani o hisselerin horozu sen olursun. Tavukları oradan oraya götürürsün. Küme yani burada kontrol şişman parmak veya büyük etkin gruplarda. Maalesef yatırımcı da bu etkin gruplar veya şişman parmak veya neyse büyük yatırımcı, büyük spekülatör bunun etkisi altında yapacağı fazla bir şey yok. Bu yalnız burada değil, bütün dünyada böyle. Ya işte görüyoruz. Büyük para doğal olarak küçük parayı idare ediyor. Ama küçük paraya da bırakırsan her şeyi o zaman da onlar korku içinde o ona veriyor, bu buna veriyor falan filan. Tahtayı kimse sahiplenmezse o da böyle sürüklenip gidiyor bir yerlere doğru. Yani spekülatör olması hem iyi hem kötü. İyi spekülatör lazım. Hem fiyatları kontrol edebilecek hem de fiyatları
dengede tutup yukarıya doğru götürebilecek. Yani uzun vadede herkesin para kazanabileceği bir ortam olması lazım. Biraz zaman ayıracaksınız kendinize kardeşim. Bu böyle. Kısa vadede ham hum şaralop hoppa, yani o zaman zaman olur. Ama kaç senede bir gelir o fırsat. Her zaman gelmez. Kaçırdıysan kaçırdın. Dünyanın sonu değil ki. Hayat devam ediyor her yerde. Yani önüne bakacaksın artık. Burada da ortalamalar yukarıya doğru gidiyor. Yani dediğim gibi idare edilen bir yerde yem olmamak veya nasıl diyeyim avlanmamak için biraz daha sağlam, uzun vadeli düşünüp dengeleyip konuyu, değişik yerlere yatırım yapıp paranızı buraya getirirsiniz. Tüm paranızı da getirmezsiniz. Yani para artı kredi hurra diye kısa vadede zengin olma projesidir o. Olanlara helal olsun. Ama %15, %10 belki olur. %80, %90 hüsran olur. Biraz daha uzun vadeli bakılırsa işler daha iyiye gider gibi. Evet, ne dedik? Kırmızının üzerine geçtiğinden beri yukarı dedik. Yeşili hedefledi, yeşile gidiyor. Şimdi yeşilin üzerine çıkıyor. Tabii ki. Yani kur aşağı doğru geldiği için bunu fiyatlar olduğu yerde kalsa bile bunu yukarı itiyor. Tamam o doğru da aşağı yönde gelirken de fiyatlar olduğu yerde kaldığı zaman dolar 8.58'e gittiği zaman fiyatlar aşağı iniyordu. Ama ona rağmen 12.500'lerde 13.000'ler arasında dipleri bir türlü kırmadı aşağıya. Kötü haberlere rağmen gitmedi. Yeter dedi. Şimdi bu yatay alan var. 20.500, 21.000 ile 12.500 aralığı. Daha önce de söyledim. Burası yukarı katlanacak. Ama karar dediğim gibi, buranın bakkal dükkanı gibi, ben değilim sahibi. Yönetici ben değilim. Ekonomiyi yönetenler var. Ekonomide büyük şirketler var. O şirketleri yönetenler var. Türkiye halkı çalışıyor. Bir şekilde yukarı gideceğiz. Gitmek zorundayız. Ne olacak, ne bitecek bilmem. Ama hani bir laf vardı. Ya gidecek yukarıya, ya gidecek yukarıya. Ya bu Türkiye kalkınacak, ya kalkınacak. Benim de başka hayalim gerçekleşecek diyorsunuz hocam. Tabii tabii. Bu hayal gerçekleşecek. Türkiye'de sarı kırmızılı formadan çıkan genç bir çocuk bugün Liverpool'a gidiyor. Yalnız kalmayacaksın değil mi? Yani o yalnız yürümeyeceksin. You will never walk alone. Arkanda daima birileri olacak. O taraftar kütlesi gibi. Bizim hayali gerçekleşiyor. Başka bir çocuğun hayali İngiltere'den buraya gelerek Fenerbahçe'de gerçekleşiyor. Hayaller olmalı ki yaşayabilesin. Burada da gerçekleşecek bu hayal. Martin Luther King'in de hayali gerçekleşti. Koskoca Türkiye bence Türklerin en büyüğü. İsmini koymuşuz. Halk koymuş. Atatürk. Onun da hayali gerçekleşiyor. Gerçekleşti de geri kalan kısmında biz ayağımızı sürüyoruz. Yol belli. Adam çizmiş sana yolu. 100 sene önce söylüyor ne olup bittiğini. Ne Nostradamus? Ne Nostradamus'u? Türkiye'nin en büyüğü var orada. İşte yolu gösteriyor. Ne yapılması gerektiğini. Çalış çalış. Çalışacağız. Burada da günlük grafiğe baktığımız zaman 08.20 o 50 yazdım. Zamandan tasarruf ettim. Hareketli ortalamalar. Üstsel. Mavinin altına gitti. Yeşile kadar geldi. 50 günlüğe. Oradan zıpladı. Şimdi bu sarı renkli çana tamamlar mı? Tamamlamaz mı? Kırmızının altı stop. Üst tarafındayız. Yukarı tarafta 1582 direnç. Daha sonra orada oyalanıp gider de
ortalamalar gelip alttan mavi ve kırmızı fiyatı yukarı iterse bu sefer katlamaya gidiyoruz. 1582, 1431, 143, 158. Aradaki fark ne eder? 15. Koyduk üzerine 15'i. 173 bin. Doğru mu? Ben ihtiyarladım artık. Belki matematiğim ıskalayabilirim. Estağfurullah hocam. Yani 185 falan olacak olmasına da biraz zaman isteyecek herhalde. Zaman lazım. Yani o dediğim fiyatlar da görülecek yani kağıtlarda. Burada da dediğim gibi kısa vade kırmızının altı stop. Tekrar yukarı dönüyor gibiyiz. İşte o söylediğim kağıtlar devreye girebilmeli ki tekrar yukarıya gidebilelim. Yani ötekileri artık fazla yük bindi yani. Yeter, biraz da hammallığı başka ana kağıtlar yapmalı. Geçelim. Geçelim, bir de saatliğe bakalım isterseniz hocam. En kısa vade olur böylelikle. Ondan yani, sonra geçeriz hisselere. Sarı renkli alan. 1568, 1508, 1578. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Tepeler yükseliyor. Sonra bir daha indi. Yeşile. Yeşilden yukarı 1582. Sıkıntı var mı? Yok. Çünkü son zirve eski zirveyi geçti. Oradan gelen satışla 1578 ile 1582 arasındaki o yeşil renkli ortalamanın olduğu 50 saatlik ortalamanın olduğu dibin altına gittiği anda suyun altına gitti kısa vadede. Buz kalıbı kırıldı. Buzun altına gitti. Nefes alman lazım. Çıkma teşebbüsü 1560. Ne yaptı buz kalıbı ortalama? Seni aşağı itti. Şimdi ondan sonrası 1508. Çok önemli. Ortadaki yer. Sarı renkli alandaki, yatay alandaki dip noktası. Oradan sonraki düşüşe bak. Siyah mumlar nasıl gidiyor? Şarrr diye böyle şelale gibi gidiyor aşağıya. Herkes görüyor. 151 bin, 1508, 158 bin, 7 bin puan. Koy altına 7 bin puanı, 151 binin, 144 bin. Biz nereden döndük? 143. Peki 143'ten döneceğini herhangi bir temel analiz söyledi mi bana? Yok hocam, onlar şey demekle yetindi, tesadüf. Ben de şöyle dedim. Şimdi, teknik analizi yani şöyle sevmeyebilirsiniz. Herkes sevmek zorunda değil, kullanmak zorunda da değil. Kullanmayabilirsiniz ama inkar edemezsiniz. Çünkü tüm dünya piyasalarında piyasa yapıcı algoritmalar, robotlar bunların hepsi Fibonacci düzeneğine göre kurulu. Yani robotlar piyasayı yapıyor ve bunlar teknikle yapıyor. Yani reddetsem de, sevmesem de, arkama dönüp gitsem de teknik çalışmak zorunda zaten. Bizim elimizde değil ki. Öyle değil mi hocam? Tabii orada birileri o formülleri, bütün o düzeni ona göre kuruyor. Makineye koyuyor, makine de piyasayı yapıyor. Tabii ki otomatik olarak. Nasıl? Yapay zekalar falan filan devreye giriyor. Yani orada da üçgen oluştu. O üçgenden mavi renkli alanda 1431, 1498 tekrar aşağı verdi. 1431'in altına gitmedi. Gitmedi değil mi? Gitmedi. 69'dan döndü. Ha, iki tane dip oluştu. Üst tarafta direnç nerede? 1498. Yükselen üçgen gibi bir ikili dip. Yukarı kırdı. Yukarı kırarsa 194 bin, 149 bin, 150 bin diyelim. Aşağısı kaç? 143 bin, 7 bin puan. Koy üzerine 7 bini. 157 bine, yani 158 bine doğru gidecek. Yeşil renkli çanağı tamamlayacak. 3 aşağı 5 yukarı. Yapar mı? Yapabilir. Hocam garanti? Garantisi yok. Onun içinde ne yazmışım oraya? Stop. Eğer burada alırsa, ortalamanın altına gidiyorsa, bilhassa 149, 800,
Yani 1498, 1490, 1400 işte aşağılara doğru 148 bin falan gibi olmaya başladı mı? Adios amigos. Vurup çıkacaksın. Yapamıyorum. Yapamıyorsan o zaman benim de yapabileceğim bir şey yok mu güzel kardeşim? Ne yapabilirim ki yani? Anlatmaya çalışıyorum. Yani üçgenden yukarı koptuğu zaman tekrar geri üçgenin altına, üst seviyesinin altına gelmemeli. Gelirse o zaman işler kritik. Kopma hareketi belki de tuzak. Ana trend tekrar aşağı dönüyor demek lazım. İhtimal ona dönüyor. Öyle bakacaksın. Teknik analiz 301. Geçelim. Geçelim hocam. Hisselere geçmeden tabii hemen bugün kritik bir gün. Dolar Türk Lirası bakalım. 7.16 seviyesindeyiz. O malum 200 günlük ortalamanın aşağısındayız. O hiç kalamadığı ortalamanın. Ne diyorsunuz hocam Dolar Türk Lirası için? Şimdi grafiğimiz de ekranlara gelecek. Yani kendimize çok büyük olaylar yaratmazsak Dolar TL'de 8 liranın önümüzdeki yani 3-5 ay yaza kadar falan filan geçileceğini zannetmiyorum. Hı hı. Aşağı tarafta 6.5'a gelir mi? Onu da zannetmiyorum. Ha, bu benim kişisel fikrim. Ha. Yani gelir gider. Hocam sen bir halt bilmiyorsun diyebilir. Olabilir, her şeye saygı duyuyorum. Dediğim gibi burada da dükkan benim değil. Ama görüntü itibariyle grafiğe baktığım zaman nereye geldi kardeşim bu? Çıkışın %50'sini geri aldı. 7.24'ün altına gittiği anda satış hızlandı. Çünkü ortalamalar 20 ve 50 günlük ortalamalar aşağı doğru bastırıyor. Ben 7.20, 8 aralığında bir süre gider gelir diye düşünüyordum. Yataya sarar. Çünkü çok hızlı çıktı 6.84'ten. Çok hızlı çıkan bütün kağıtlar gibi. Bu da sert bir satış. Ondan sonra pansuman sezonu sağa doğru gidecek. Yaraları pansuman. Yani bir şarkı da vardı ya, neyse. Çocuk koşturuyordu biliyorsun. Asuman falan evet. Gibi. Evet, 7.09. Buradan da aşağı gidebilir mi? Kırmızı renkli ortalama direnç. Orası yaklaşık 4, nerede orası? 7 lira 30 falan gibi. Yeşil daha güçlü direnç. 7.5'un üzerine çıkmadığı sürece buralarda aşağı doğru sürüklenebilir biraz daha. Ama ben 6.84'te %61.8'lik Fibonacci oranı var. Oranın desteği çok daha güçlü olur. Eğer oraya gelirse ki orada alırlar. Zaten bu aşağı doğru gittikçe Merkez Bankası da ufaktan ufaktan toplamaya başlayacak. Faizleri bir de o da var indirecek hocam. Hafiften tabii ki. Yani bunun bir dayanma noktası var. Abicim Türkiye 7 lira 7-7-7-20 arası dolara tolerans gösterebilir diyelim. Öyle bir karar alındı. O zaman buralarda oyalayacak şekilde faizleri de gerektiğinde ufak ufak indirebilir. Yani cart diye indirecek hali yok. O nasıl olacak? O Türkiye'ye bağlı. Üretim, ihracat, yüksek teknoloji, pahada ağır şeyleri satmak, üretmek. Bunlar yapılacak. Doğu Akdeniz'deki haklar korunacak. %100 arkasındayım. Uçak gemisi. Orada gezinecek arkadaş. Yani ben hiçbir zaman başka bir ülkenin gemisini enterne edip nasıl hop ben senin gemini arayacağım demiyorsam kusura bakmasın. Kimse de benim gemimi yapamaz. Yok öyle hikaye. O zaman korsanlığa girer. Korsanlar da yapıyor. Bir de bazı mesajlar vermek lazım. Son neydi o? Kaptanla beraber 15 kişi falan enterne edildi değil mi? Bizim gemi korsanlar bastı falan. Eski kovboy filmlerinde falan vardır. Böyle bir kervan düzerler. İçi full silahlı. Altın taşıyor veya bir şey falan uydururlar. O kervana baskın yapılır. Ondan sonra o baskın yaptığına bin pişman olur.
Çünkü ortada kimse kalmaz. Altın bulmaya gelir veya başka bir şey almaya gelir. Silahlı yüzlerce keskin nişancı adamla karşılaşır. Temizlenir gider o çete. Ne çetesi ise. Kore'de de Türk birliği vardı. Anlatırlardı. Babam subay olduğu için. Bir böyle geliyor laflar, konuşulur, edilir. Yıllar öncesinde. Ama Amerika'da söyledi bir Amerikalı. Güney Kore'deydim dedi. Sizin birlik oradaydı dedi. 2000 kişi falan civarında Türk Tugayı var orada. Tahsin komutanın altında. Yani bütün gerçek kahramanlar orada. Süngüyle çemberi yırtıp delip açan kahramanlar orada. Beş parmak dağlarında da vardı bu kahramanlar. Şimdi de dağlarda, tepelerde geziyorlar. Aslanlar gibi. Çok saygı duyarım. Sırtında 35 kilo var. Dağda tepede geziyor. Onlar orada gezerken sen burada çalışacaksın arkadaş. Üreteceksin, çalışacaksın. Onların hakkını ödeyemezsiniz sonra. Ama Amerika'da da. Adam söyledi. Amerikalı. Bizden devamlı yiyecek falan çalınıyor dedi. Türk Birliği'nden yiyecek çalınmıyor dendi. Niye acaba? Hayrola dedim, niye çalınmıyor? Bizimkilerden bir tanesi birlikte. Devamlı geliyorlar, gidiyorlar vatandaş. Birilerini yakalamışlar. Onları biraz çizmişler kasaturayla. Göndermişler köye. Bugün bugündür. Gelecekseniz adam gibi gelin. Sizden yemeğimizi paylaşalım. Ama çalmaya gelmeyin demişler. Bitmiş olay. Aç olanlar geliyor. Yemekler paylaşılıyor. Ne kadar tayın varsa neyse. Ama hiçbir zaman hırsızlık yaşanmamış ondan sonra. Yani nereden nereye geldik? Gene konum dağıldı. Aman beni böyle bir an gidiyorum geçmişe doğru. Ama hocam biz açıyor. Sizin bu sohbetlerinizi dinlemeyi seviyoruz. Ama reklam zamanı yani, geldi yine. Reji de galiba reklam saati diyor. Reklam saati diyor. Biz reklam saatine gidelim. Döndüğümüzde tam 12 tane bakalım. Hissemiz var hocam, bakılacak. Gaza basarız artık. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra kaldığımız yerden sizin sorduğunuz hisselerle devam edeceğiz. Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hisselere geçiyoruz. Hocam uzun zamandır bizi yakın takip eden ve izleyen bir izleyicimizin yoğun istekleri üzerine Formet ilk defa bakacağız. Benim de şahsen takip ettiğim bir hisse değil ama Formet Çelik Kapı. İlk grafiğimiz bununla başlayalım. Evlere hizmet. Buyurunuz. Kapı gibi kağıt diyorsun yani. hocam kim ne isterse bakmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Öyle değil mi? Öyle öyle. Yani... Şimdi buna da bakıldığında yeşil renkli oklarla gösterdim. Bir grup herhalde. Kağıt bir yukarı gidiyor. Bir yerlere kadar gidiyor. Orada bir pataküte. Yatırımcı yüksek miktarda alırsa, hurra herkes alarsa, hop veriliyor kağıt. Hayda oradan aşağıya. Bu az buz değil ki. 6 lira 17 kuruş. 1 lira 66 kuruş. Çok ciddiyim abi. Şu hale bak. Breh. Yatırımcı burada küllüm zarar yazdı. Tepede aldıysa. Onun için de stop önemli. Ya kardeşim 5.30'da alabilirsin. Ama 5.30'da falan stopla artık kendini. Ama fırsat da verilmez bazen. Ya hocam taban, işte kademeler gider. Evet kademeler boş oluyor stoplamaya çalışınca da alan olmadıktan sonra kime vereceğiz? Evet. Likit değil. Likit likidite geçici olarak yaratılıyor. Yukarı giderken likidite var. Aşağı giderken tabana çaktı mı... Ondan sonra likidite kalmıyor. Çünkü spekülatör zaten yukarı giderken dağıttı malı. 1.66, 5.05, bir daha pataküte, hop 2.72. Nokta formasyonu. Yani nokta 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 iniyor. Tek fiyatta aşağı iniyor. Taban. Bunun da telif hakkını alayım ben. Yıllardır söylüyorum. Nokta formasyonuna geçiyor. Arkasından 2.72'lerden çift yeşil ok koydum. Daha hızlı bir hareketlenme var. Hurra diye.
Ne oldu? 9 liralar civarında. 9.80 mi o? Galiba. Oralarda bir yerde. Tekrar bir ters yüz. Tabana. Tabanda küllüm satışı yığıyor oraya. Ertesi gün zaten tabandan açılıyor. Yatırımcı ben satmak istiyorum. Geçti borun pazarı, satamazsın abi, alıcı yok. Ondan sonra kırmızı çift kırmızıyla hızla tabana doğru taban gitti. Yakalandı yatırımcı. Kelebekler şimdi orada cızır cızır yanıyor gibi oluyor. Işığı yaktılar, kelebekler geldi oraya. Orada da yakalıyorlar kelebekleri. Mutlaka bir şey allanıyor, pullanıyor. Ondan sonra kağıt, çoğu kağıtta oluyor bu. Uzun bir süre ne oluyor? Yataya sarıyor. Şimdi neredeyiz? Sarı renkli yatay alandayız. Dinlenme sürecindeyiz. Bir süre burada. Malları toplayana kadar, verilen hisseleri yukarıdan dağıtılanları düşük fiyatlardan tekrar yerine koyana kadar buralarda yukarı aşağı yatay bir alanda gezinebilir. Sonraki operasyonda tekrar yukarıya doğru koşturuyorlarsa artık ne diyeyim ben yatırımcıya? Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar yukarıya doğru hızla giderken? Elinizde mal varsa siz patlatın ya. Yani biraz da işin öteki tarafına geçin yani. Masanın bu tarafında kalmayın hep. Öteki tarafına kazanılan tarafa da geçmesini bilin. Geçelim. Hocam Arçelik ile devam edelim isterseniz. Bugün Arçelik tarafı tabii satıcılı. %2'nin üzerinde eksi. Yani yapılacak ve söylenecek fazla bir şey yok. Kanal belli. Tepeler, dipler, paralel çizgilerle belli olmuş. Dipleri birleştiren, tepeleri birleştiren çizgi birbirine paralel. Koyduğun zaman bir kanal oluşuyor. Kanalın üst tarafına geldiği zaman satış, alt tarafına yanaşırken alış geliyor. Çıkış kanalı. Şimdi yeşil renkli ortalama desteği var. Kırmızı 33.54'te. Orası kırılırsa 31.60'a doğru gelir. Son geçenlerde gördüğü 31.88 falan, 31.80-90 oralara doğru bir kere daha gelir. İki tane tepeyi birleştirdim. Aşağı doğru bir çizgi var. O çizginin üzerine kırılırsa, geçilirse tekrar 36-30 direnci karşına gelir. Ha, ondan sonra ne olur? Tutunabilirse kağıt 36-32 arasını katlarlar mı yukarıya 40'a doğru? Güçlü ellere bağlı. Arçelik de artık böyle çok fazla lotlar falan olmayan bir yere döndü. Yani mallar paket gibi sanki. Ama 12'den 36'ya %300 iyi para verdi. 12 liralara da 13 liralara da kağıt gitmez. Her zaman tepelerde çok fazla aksiyon olur kardeşim. Lotlar çok fazla arttığı zaman, kağıtlar yukarı aşağı, yukarı aşağı gün içinde çok fazla kademelerde dalgalandığı zaman, iyi de kar getirdiyse anlayın ki tepelere yakın yerdesiniz. Geçelim. Şu anda trend yukarıya hala. Hocam Deva ile devam edelim. Ardından soranlar için eczacı ilaçta bakacağız. Çok kişi sordu Deva ilacı. Çünkü. Burası da uzun süre 20'lere kadar hızla geldi pandemi sırasında. Sonra 21 ile 18 arası yataya sardı. Oradan bir daha zıpladı 26-34. Tekrar yatay uzun süre. Şimdi bir kere daha yukarı gidiyor. Kanal içinde hareket ediyor. Ortalamalardan biraz fazla uzaklaştı. Kanalın üst çizgisine geldiği takdirde oralarda satış gelebilir. Sonrası ne olur? Bir kere daha yataya sarar. Çünkü ne yapıyor? Çıkıyor yataya. Yani merdiven basamakları gibi gidiyoruz. Hızlı çıkıştan sonra millet bekliyor ki haldır gitsin. Bundan sonra 3 ay, 2 ay yataya sardı mı telaş başlıyor. Ne olacak bu kağıda? Girdik, gitmiyor. Ya abicim yani gitti zaten. Şimdi gideni sindiriyor. Etap etap gidiyor kağıt. Trend yukarı. Yani uzun vadeli o zaman bekleyeceksin. Kağıtta bir sıkıntı var mı? Ne olsun? Tepeler yükseliyor, dipler yükseliyor. Çıkış trendi.
vagonda kal. Ha tepede üst çizgiye, kanal üst çizgisine gidiyorsa orada istiyorsan 1/3'üyle, 1/4'üyle tuttuğun malın yarısıyla satarsın. Düşerse yerine koyarsın. Biraz atraksiyon yapmak niyetindeysen yap. Ona bir şey demem. Ama fiyatın üst kanal çizgisine gelmesini bekle. O işleri yapacaksan. Geçelim. Hocam şimdi eczacı ilaç diyelim isterseniz. Aynısı. Eczacı ilaçta da birisi var galiba, devamlı soruyor. Grafikleri koyuyoruz koyuyoruz. Kanal içinde gidiyor kardeşim. Relax. Rahat et. Ortalamadan biraz yükselmiş. Kanal üst direnci var. Orada satıcı gelebilir. Tepeleri birleştiren çizgide. Dipleri birleştiren çizgide senin desteğin. Aynı zamanda ortalama desteği de var. Yeşil renkli ortalama orada. 7,5 civarında, kırmızı 20 günlük 8 civarında. Kağıt biraz fazla açılmış yukarıya. Buralarda biraz bekleyebilir. Ortalamanın kendisine yanaşmasını da bekleyebilir kırmızının. Satabileceğin, yani sat al yapabileceğin yer üst çizgi. Kırmızı üst çizgi, kanalın üst çizgisi. Orada istiyorsan verirsin alırsın. Vagonda kal. Yukarı. Devam ediyoruz. Geçelim. Evet, şimdi de o zaman Ford Otu diyelim hocam. 39-29 alırsın Ford, olursun Lord. Lord. Her zaman söylediniz. Aşağıda destek belli. 50 günlük ortalama desteği var. Oraya kadar geldi, zıpladı. Aynı endeks gibi tepe, önceki tepenin altında kaldı. Kırmızı renkli ortalama senin en son stopun. Çok kısa vadeli alıp satımcıysan. Orası neresi? 152,5. Onun altına gidince 150'nin altına geliyor. Belki 143-145 oralara gelecek. Alıp satmak istiyorsan bu rakamlara dikkat et. Yok o işle uğraşamam diyorsan tren yukarı gidiyor. Lokomotif çekiyor vagonları. Burada kalacağım. İnmedi aşağı. Yukarı gitti. Yukarısı neresi? 150, 180 falan gibi. 178, hadi 180 diyelim. Aşağısı neresi? 150. Kaç lira fark var? Hadi 175 diyeyim, yuvarlak hesap. 25 lira. Çanağın kalınlığı 25. Yukarı katlarsa ne olur? 200. Gidebilir mi? Gidebilir abiciğim. Trende kal. Geçelim. Evet, şimdi de Uşak Seramik. Çok kişi sordu yine Uşak Seramik'i. Buyurun evet, hocam, kanal içinde yukarıya doğru gidiyoruz. Ortalama desteği var. Aşağıda 50 günlük ortalamada destek var. Yani oradan yukarı doğru bir tırmandı. Bence şu anda yatay alanda. Kanal içinde yukarı gidiyor ama kısa vadede yatay alanda geziniyor. Yukarı tekrar kırarsa yatay alan kalınlığı kadar tekrar yukarıya gitme imkanı var. Yani 2.38 50 günlük ortalama, onun altına gitmediği sürece kağıtta kalınmalı. Kanalın üst çizgisine geldiği zaman satıcı geliyor. Onu da o şekilde düşün. Fiyat kanalın üst çizgisine yanaşırsa satış geliyor. 50 günlük ortalamaya yanaşırken de alıcı geliyor. Yine şuna bakar mısın? Telefona bak. Evet, geçelim. Ve hocam bu haftanın en çok sorulan hissesine geliyorum. O da ODAŞ. ODAŞ oldu. ODAŞ seçtim. Geçtiğimiz hafta KOZA altındı. Geçen de anlattık. Yine ODAŞ geldi. Yani. Ama ısrarla soruluyor. Geçen tavanı oldu ya hocam, tabii ondan sonra. Trend yukarı. Yani lokomotif çekiyor yukarıya. Vagonda kal. Nasıl kal? Şimdi 3.66'dan yukarı gitti. Ama tepe yakaladı orada. Bence neresi orası? Şurada 3.5-3.4. Orası 4.20 filan, 20.25 diyelim. Aşağı taraf neresi? 3.65. 3.65 ile 4.25 arası bence yataya saracak. Orada bir çanak tamamlanacak. Oradan sonra onu katlarsa yukarıya hesap 3.65, 35 kuruş oradan, 25 de öteki taraftan etti sana 60 kuruş. 4.75'in üzerine 60 koyduğumu 4.85, 4.90. Yani 5'e doğru gitme imkanı var.
koy stopu 50 günlük ortalamaya. Kal bakalım trende. Bakalım 4,5, 4,60, 4,80 görülebilecek mi? Ya deneyecek bir şey yok. Ancak üst çizgiye değdiği zaman satıcı geliyor. Kanal üst çizgisine. Orası da seni 4,80'lerde 5'e doğru yakın bir yerde yakalayabilir. Biraz kalalım bakalım trende ne oluyor ne bitiyor bir görün. Ortalama desteğini vermişim 3,80. Onun altına inmediği sürece biraz yatırımcı olarak kağıda bir fırsat tanımak lazım. Geçelim. Hadi gene paraları götürdünüz arkadaşlar. Bu arada grafiğimiz ODAŞ'tı. Bağfaş'a şimdi geçiyoruz. Hocam sırada yine çok sorulan bir başka hisse ise Bağfaş. Burada da biraz atraksiyon yaptım bakayım kafaları şaşırtayım diye. Hocam burada kaç tane çanak var? Bu Nasrettin Hoca'nın çanağı. Doğruyor devamlı. Nasrettin Hoca'nın kazanı bu. Mavi renkli olan Nasrettin Hoca'nın kazanı. Sarı renkli olan doğurdu. Ufak çanak oldu, kazan oldu. Öyle öyle esasında büyük bir üçgen var. 9.50 ile 21 arası. Dipleri birleştir. 21'den düz bir çizgi çek. Büyük bir yükselen üçgen. Yaklaşık 11 liralık. 11'i koy 21'in üzerine. Etti sana 32, 33. Gelmiş zaten oraya. Çanak katlanmış. Yani üçgen de katlanmış. 18.73'ten 33.80'e gelince abiler satışa geçer. Kar alanlar oluyor. Kırmızı renkli ortalamada destek var. Oraya kadar geldi. Şimdi oradan zıplamaya çalışıyor. 33.80'i hemen geçeceğini zannetmiyorum. Bir süre yatay alanda sağa sağa doğru sindirme, çıkışı sindirme işine girebilir. Bir yatay alan oluşturabilir. Kısa vadeli destek 27 civarında. Kırmızı delinirse tekrar 24'e doğru sarkma olabilir. Kırmızının üzerinde bence bir yatay alan oluşturabilir. Yani 26, 31, 30 o alanda bir süre daha gidebilir. Sahipli bir kağıt, Ege Gübre gibi. Yani çok da fazla şu olur bu olur demek zor. Çünkü şişman parmak orada. Yani güçlü bir yatırımcı var. Eğer hala oradaysa. Geçelim. Hocam şimdi emlak konutu ile devam edelim. Enteresan gözükmeye başladı. Yani bu kağıt hakkında bunu diyeceğimi... Hiç düşünmezdim diyorsunuz. Çok üzdü yani yatırımcıyı ya. Bu kadar olmaz. Bunalttı yani. 3 lira maliyetli yatırımcılar var hocam. Çok da zarar yazdım. Yıllardır bekliyorlar. İnanılmaz. Evet, evet, 3 liraların üzerinden... Herkes girdi, mirdi, takıldı, kaldı. 1.71'lerde yani 1.17, 1.05'e indi. Sonra 1.10 işte 2.40, 2.40 ile 1.70 arası bir çanak var sarı renkli. 70 kuruşluk bir alan. Yukarı katlarsa 3.10 olur. Şimdi bir de buna Salvador Dali kulpu eklendi. 2.60, 2.26 arası. Sanki o kulp tamamlanıp yukarıya katlanacak. Buraya bir TSKB operasyonu lazım. Başka türlü olmayacak diyorsunuz hocam. Evet evet. Bir kapa biri lazım. Tabii bir operasyon lazım. Ne demek lazım istediğimizi yatırımcılar anladı herhalde. Ama gelirse kaldırır vallahi. Hiç dinlemez. 2.60, 2.26 kaç lira burası? 2.35 kuruş desek. 35 değil mi? Tabii. 35'i koyduk 2.60'ın üzerine 2.95. O 3 lira desen ona. Fincanın katlaması 3.10. Koy 2.30'a. 50 günlük ortalamanın oraya stopu. Kal bakalım ya içinde. Ya herru ya merru. Ya, yapın bir çılgınlık diyorsunuz. Yani 3.15'ten beri kaldığınız içinde 3.20'den 1'lere kadar. Kağıtta bir potansiyel sanki var gibi. Ufak bir zararı göze al. Yani bunları da dememem lazım ya. Niye diyorum ki? Sanki yatırımcı tavsiyesi veriyorum gibi bir hal oluştu. Değil. Benimle ilgisi yok. Ben olsam ortalamanın altına inmedikçe satmam diyeyim. Alımı da düşünebilirim yani. Geçelim.
Hadi geçelim daha hocam. Başka şimdi söylemeyeyim. Bak. Daha ne diyeyim diyorsunuz? Bak, belaya girecek. Hadi hızlıca yani, geçelim hocam o zaman. Evet yani şey gibi olacak. Ahmet Koyan'ın şarkısı gibi başım belada. Başım belaya girer. Yani o kadar hocam hatırlıyorum sizin için Koç Holding pazarlıyor demişlerdi ya şimdi emlak konut demesinler. Yani, sanki emlak konutla Koç Holding pazarlanabiliyor yani. Yani. Mümkün mü? Ya çok çiğ süt emmiş insan var. Yani çok. Ben burada şimdi televizyon olduğu için fazla konuşmak istemiyorum ama benim güzel bir yüzüm var. Bir de çirkin bir yüzüm olur. Çok nadir de. Beni konuşturmayacaksın abi. Yani herkes insanlığını bilecek. İnsan gibi yaşayın ya. Yani işte şikayetler bilmem. Ne geçecek eline? Ben ölsem ne olacak? Eline ne geçecek? Ne fark eder ya? Sana bir kazanç mı sağlayacak? Burada da Batı Söke. Oo, bu eski arkadaş. Koptu gitti hocam. Soran birileri vardı devamlı. Hı hı. Ama abicim şimdi bu yatay alandan çok dikildi ya. Yani orada satış gelir yani. Ama 3.95'te mi gelir, 4.35'te mi gelir onu bilemezsin. Onu ancak gün içinde bulabilirsin. Yani bir yere kadar gidiyor ondan sonra kademe kademe patır kütür aşağı doğru gidiyorsa lütfen yarısını boşalt. Cebine biraz para girsin. Daha düşerse yerine koyarsın. Hani hepsini de boşalt diyemiyorum. Çünkü rahatsız oluyor psikolojik olarak. Yani yarısını boşalt. Ben boşalttıktan sonra yukarı gidiyor. Ay giderse gitsin ya daha hala malın var. Ama aşağı tarafta yatay alan katlamış. 2.38, 2.40 desek 2.40, 2.90, 50 kuruş. Koy üzerine 3.40. Kağıt gelmiş 3.95'e. Ortalamalara çoktan bay bay demiş. Ortalamalar nerede? Kağıt nerede? Ortalama Bolu'da, kağıt Ankara'ya varmış. Yani düğün alayı gibi. Damatla gelin arabası basmış gitmiş Ankara'ya. Konvoy daha Bolu'da kalmış. Düğün yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Konvoyu bekleyeceksin. Tek başına yaparsın düğünü. Salonu tek başına da olur. Gerçi bugünlerde fazla kalabalık yapmak istemiyoruz ama yani eski günlerden bahsediyor. Kağıt biraz buralarda dolanabilir. Hafif aşağı gelirse de şaşırmam. Çünkü fazla uzaklaşmış. Ama trend yukarı. Ama dikkat et. Çimentolar öyle. Çıkış yatay. Sonra bir daha bir çıkış. Sonra gene uzun bir süre yatay. Şimdi gene çıkmışız. Sonrasını ne olacağını artık sen bil. Geçelim. Hocam bir buçuk dakikamız var. İki hissemiz kaldı. Hadi ya. Karton ve İndes. Hızlıca bakalım isterseniz. Kartonla başlayalım. Kartonda üçgen oluştu. Oradan aşağı doğru sarkıyor. Trend biraz aşağı gibi gözüküyor. %61.8'lik destek alanı var. Burada %50'de durmazsa %61.8'e doğru gelebilir. Ortalamaların altında. Kağıt zaten uçtu gitti. Orada şimdi mallar dağıtıldıysa aşağıya doğru yavaş yavaş sürükleniyor. Geçelim. Bir de indese bakalım hocam. Kapanışı da indeste yapalım isterseniz. Kanal içinde yukarı gidiyoruz. Kanalın üst çizgisi, alt çizgisi destek. Onun üzerinde 50 günlük ortalama desteği var. Kanalın üst çizgisi de direnç. Kahverengi. O kanalın üst çizgisi geçilirse 13.30'dan başlayan bir üst kanala doğru gider. Fincanın kalınlığı belli. 19.27, 15.90, 16.19 desek 3 lira. Koy 19'un üzerine 3 lira. 22.23, 22.5 aralığı. Trend yukarıya. Kırmızı renkli ortalama veya en kötü ihtimal yeşilin altına inmediği sürece yani 18-18.5'un aralığında bir yer. Onun altına inmediği sürece kardeşim trende kal. Yukarı doğru gidiyorken. Çıkış akımında. Başka? Bitirdik hocam hisseleri. Ama yeni hisseler geldi Cuma günü için. Ben notlarımı aldım. Yani yetişemiyoruz ama yetiştirebildiğimiz kadar çok hisse, çok farklı hisseler soruluyor çünkü. Bir de hani 10 kişi bir hisseyi soruyor, bir kişi bir hisseyi soruyor. Daha çok sorulan hisselere bakmak zorunda kalıyoruz bu nedenle ama ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. İyi günler. Cuma günü görüşürüz.
Evet, bugün de biz ayrılan sürenin böylelikle sonuna gelmiş olduk efendim. Yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Özel bir VIOP yayını yapmıştık, onun devamını yapacağız. VIOP'ta nasıl bir pozisyon açabilirsiniz, kar zarar hesaplaması nasıl olur? VIOP'la ilgili sorularınız varsa bana Twitter'dan yazabilirsiniz. Yarın detaylıca onlara cevap arıyor olacağız. Yarın saat 2'de görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bol kazanç bir seans diliyorum herkese.